Merhaba, ben İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürlüğü'nden Nihat Can Sineş. Haftalık borçlanma araçları ihraçlarını değerlendirdiğimiz videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz haftanın borçlanma aracı ihraçlarındaki önemli gelişmelerden bahsedeceğim. 24 Ekim haftası borçlanma araçları birinci piyasada yoğun bir haftaydı. Gerçekleşmiş ihraçlara baktığımızda piyasanın 6 aya kadar vadelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Bankalar tarafından gerçekleştirilen ihraçların detaylarına baktığımızda 3 aylık vadelerde QNB Finansbank %24 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 580 milyon lira, bir önceki hafta %21 yıllık basit faiz oranlı ihracını 140 milyon lira olarak sonuçlandıran Nurotlu Yatırım Bankası, geçtiğimiz hafta %22 yıllık basit faiz oranlı ve aynı vadede ihracını 150 milyon lira, 4 ay üstü vadede 2 ihraç çıkan Yapı Kredi Bankası %21 oranlı olanı 100 milyon lira, %20-75 oranlı olanı 200 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde QNB Finansbank'ın yaklaşık 6 milyar 100 milyon, Yapı Kredi Bankası'nın yaklaşık 7 milyar, Nurol Yatırım Bankası'nın ise yaklaşık 2 milyar lira tutarında kıymeti bulunuyor. Banka harcı finans sektörü kurumları tarafından gerçekleştirilen ihraçlara baktığımızda %21 yıllık basit faiz oranı ve 3 aylık vadedeki ihraçlar, OYAK yatırım yaklaşık 180 milyon lira, İş Finansal Kiralama 100 milyon lira, Deniz Finansal Kiralama 100 milyon lira, bir önceki hafta aynı oran ve vadeli ihracını 140 milyon lira olarak sonuçlandıran QNB Finans Factoring, geçtiğimiz hafta 100 milyon lira, Vakıf Factoring yaklaşık 350 milyon lira, Ak Yatırım yaklaşık 180 milyon lira olarak sonuçlandı. 4 ay üstü vadelerde TEP Finansman %33 yıllık basit faiz oranıyla 1 yıl vadeli ihracını 150 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama %21 yıllık basit faiz oranıyla 4 ay vadeli ihracını 50 milyon lira, Tacirler Yatırım %21-30 yıllık basit faiz oranı ile 112 gün vadeli ihracını 100 milyon lira. A1 Kapital Yatırım %28-50 yıllık basit faiz oranı ile 6 ay vadeli ihracını 50 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde OYAK Yatırım'ın yaklaşık 700 milyon, TEP Finansman'ın yaklaşık 1 milyar 100 milyon, İş Finansal Kiralama'nın yaklaşık 2 milyar 300 milyon, Deniz Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar 900 milyon, QNB Finansal Kiralama'nın yaklaşık 1 milyar 600 milyon, QNB Finans Factoring'in yaklaşık 1 milyar, Vakıf Factoring'in yaklaşık 1 milyar 300 milyon, Ak Yatırım'ın yaklaşık 1 milyar 800 milyon, Tacirler Yatırım'ın yaklaşık 800 milyon, A1 Kapital Yatırım'ın ise 500 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın reel sektör tarafında gerçekleştirilen ihraçlara bakacak olursak da 5-6 aylık vadelerde Arzum Elektrikli Ev Aletleri %30 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 130 milyon lira, bir önceki hafta %25 yıllık basit faiz oranlı ihracını 1 milyar 350 milyon lira olarak sonuçlandıran Şişecam, geçtiğimiz hafta %26 yıllık basit faiz oranlı ve aynı vadeli ihracını 1 milyar lira, Türk Telekom %27 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 480 milyon lira, Cortex Mensucat %36 yıllık basit faiz oranlı ihracını yaklaşık 90 milyon lira, Kua Granit %28 yıllık basit faiz oranlı ihracını 80 milyon lira, Diyo Boya Fabrikaları %28 yıllık basit faiz oranlı ihracını 100 milyon lira, bir yıllık vadelerde Cortex Mensucat değişken faiz oranlı ihracını 130 milyon lira, Opet Petrolcülük %31,50 yıllık basit faiz oranlı ihracını 500 milyon lira olarak sonuçlandırdı. Bu ihraçlar sonucunda yurt içinde tedavülde Arzum Elektrikli Ev Aletleri'nin 250 milyon, Şişecam'ın yaklaşık 5 milyar 900 milyon, Türk Telekom'un yaklaşık 1 milyar 800 milyon, Cortex Mensucat'ın yaklaşık 1 milyar 100 milyon, Kua Granit'in yaklaşık 500 milyon, Diyo Boya Fabrikaları'nın 200 milyon, Opet Petrolcülüğü'nün ise 1 milyar 900 milyon lira tutarında kıymeti bulunuyor. Bir önceki haftaya benzer şekilde banka ve banka dışı finans kurumlarının geçtiğimiz hafta yoğunluklu olarak 4 aya kadar vadelerde ihraçlar gerçekleştirdiğini gördük. Reel sektör ihraçlarını incelediğimizde ise yoğunluğun 6 ay ve üstü vadelerde olduğunu görmeye devam ediyoruz. Para Piyasası Kurulu'nun 20 Ekim tarihinde aldığı politika faizini 150 baz puan düşürme kararının ardından geçtiğimiz hafta piyasadaki maliyetlerde yukarı yönlü harekete, ihraç iptallerine ve oran revizelerine tanıklık ettik. Bir sonraki haftanın değerlendirmesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.